Valla kızların olduğu bir evde büyüdüm. 5 tane kız kardeş, bir annem. Annem babam erken yaşta ayrılmıştı. Dolayısıyla çok kızların egemen olduğu, kadınların egemen olduğu bir evde büyüdüm. Çok hareketli bir evdi. Kavgaların, dövüşlerin, paylaşımların, yaşlarımız birbirine yakındı. Büyük ablamla ve sonrakiyle çok yaş farkı vardı. Onun dışında renkli ve paylaşımcı, paylaşmak zorunda bir hayatımız oldu. Yani kıyafetlerimizden yediğimiz yemeğe kadar, kalabalık olunca her şeyimizi paylaştığımız bir evimiz vardı. Orta Doğu'da da bence benim fazla benimsenme sebebim hem tabii ki diziden kaynaklanmakta, oynadığım karakterden kaynaklanmakta. Çünkü oradaki kadın kocasıyla yan yana yürüyen bir kadındı. Yani kocasının arkasında ya da önünde değil, yanında bir kadındı. Ve de meşru zeminde aşıktılar. Çünkü evliydi onunla. Ve gerçekti ilişkiler. Yani bir adam bir kadını sevebilir ve o kadınla hediyeler alabilir, o kadına işi konusunda destekleyebilir, o kadına hayranlık duyabilir. Bu onların özlemiydi. Ben şeye gittiğimde, Katar'a gittiğimde, Katar'daki bakan kadın, 3 bakan vardı o zaman ve tamamıyla kapalıydı ve dedim ki ona, neden bu kadar sevdiniz? Çünkü dedi, aşka çok ihtiyacımız vardı. Yani aslında çok insani yerlerden yakaladılar bunu ve inandılar. Bence hani bir kadın Müslüman toplumunda hem Müslüman olup hem modern olup hem kendini ifade edip hem de gelenek göreneklerine bağlı olabilir. Benim annem mesela başı kapalı bir kadın ama ben sanat icra ediyorum. Sanat. Çünkü bu normal olanı bu. Anlatabiliyor muyum ne demek? Bu model bence onlara iyi geldi. Çok uzun zaman önce yaptım Gümüş dizisini. Onun üzerine çok fazla dizi çekildi Türkiye'den ve çok başarılı diziler çekildi. Çok başarılı oyuncularımız var hakikaten ama rağmen Orta Doğu ve Balkan seyircisinin beni unutmaması, ya mesela geçen yıl Küçük Adam Ne Oldu Sana oyunuma Filistin'den seyirciler geldi. Arap seyircilerimiz geliyor. Bu ve çok etkileyici bir şey benim için. Yani sadece bir insanı yani televizyona baktık ve beğendik değil de onu bütün olarak takip etmek ya da hep söylüyorum, Lübnan'a gittiğimde bana dediler ki kadın hakları ile ilgili ne yapıyorsunuz diye sordu bana gazeteci. Ve ben ondan sonra Birleşmiş Milletler'in kadına şiddetle ilgili sözcüsü oldum. Çünkü gördüm ki bu sadece meşhur olmak meselesi değil. Yani insanlar size çeşitli anlamlar atfediyorlar ve sorumluluğunuz da çok büyük oluyor. Suudi Arabistan'da rol aldınız, onu biliyorum. Evet, bir komedi dizisinde rol aldım ama esas Mısır'da çekilen uluslararası Orta Doğulu oyuncuların yer aldığı, ünlü oyuncuların yer aldığı bir projede 30 bölümdü zaten. 12 bölümünde oynadım. Çok da keyif aldım. Çok Nasıl bir tecrübeydi? Yani farklı bir ya ülkede ben yer almak. güzel bir tecrübeydi fakat Mısır'ın televizyonculuğa bakışından çok etkilendim bir kere. Emekçiye karşı çok saygılılardı zamanlama açısından. Mesela ben sözleşmemde 8 saatti ve asla onu geçirmediler örneğin ve nasıl işler çıktı, yani çok iyi müzik yaptılar, çok iyi ışık yaptılar, hiçbir şeyden de feragat etmeden yaptılar bunu. Sonra devletlerinin de desteklediği inanılmaz platoları vardı. Çok şaşırdım. Yani bir Mısır'da bir platoya gittik. Hem çağdaş Mısır sokakları var, İskenderiye'yi yapmışlar. Kıskandım açıkçası. Ben kendimi hiçbir zaman "aa, bu işte çok başarılı oldum" diye bir öyle bir şey olmuyor bende galiba. Yani Ama şöyle bir şey olabilir. Her bir şey bittiğinde başka bir şey yapmak istiyorum. Yani daha başka, o yaptığıma benzemeyen bir şey yapma gibi bir açlık var içimde. Ama ilk Yerme oyunu, Lorca'nın Yerme oyunu benim Ankara Üniversitesi'nde ve deneme sahnesinde sonra da oynadığım ilk oyundur. Dolayısıyla o ilk deneyimim, beni sahneyle buluşturan, seyircinin karşısına ilk defa çıkaran o deneyimim çok özeldir diyebilirim. Beslendiğim şeyle hayat, beslendiğim şey, hayattan daha besleyici bir şey olamaz. Yazmayı çok seviyorum.
Yazıyorum, öykü yazıyorum. Onlara planımız inşallah okurlarla buluşturacağız. Galiba var öyle bir plan. Evet, evet var. Sonra okumayı çok seviyorum. Sinemaya gitmeyi seviyorum. İnsanları izlemeyi müthiş seviyorum. Dik izlemeyi, izlemeyi, hayatı izlemeyi çok seviyorum. Başkalarının hayatları beni çok enterese ediyor. Bence sanat icra edenler çevreleriyle olan ilişkiyi kestikleri zaman bence her şey eksik kalıyor. Yani kendimiz dışındaki hayata baktığımız zaman bence her şey tamamlanıyor ve yaratıcılık orada başlıyor bana kalırsa. Müzik dinlemeyi seviyorum, iyi müzik dinlemeyi seviyorum. Tek başıma sinemaya gitmeye bayılırım. Öğlen matinesine. Sevgililer koltuğunu alıyorum ki yanıma kimse oturmasın diye. Çok memnun oldum. Sevgiler, saygılar. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sıcak biçimde şey yapmayın ha. Kriz. Çıkış. Kriz. Ha, olabilir. Çok teşekkür ederim efendim. Sevgiler. Sağ olun.